Maalesef Urfa'mız eğitim açısından sorunlu. Dolayısıyla tabii ki isteğimiz, temennimiz, çabamız, biz de eğitim bilsen olarak, eğitim sendikası olarak bu sorunları en aza indirip sorunsuz bir eğitim öğretim yılına başlamak. Ama maalesef Urfa'mızın büyük olması, dağınık olması, yerleşiminin dağılmış olması, nüfus sayısının, nüfus yoğunluğunun çok olması, öğrenci sayımızın çok olması, okullarımızın, sınıflarımızın yetersiz oluşu, öğretmen sayımızın az oluşu, öğretmen açığının çok oluşu, taşımalı eğitim, ikili eğitim, mevsimli tarım işçisi çocuklarımızın oluşu, kırsal alanlarımızın çok oluşu, köylerimizin çok oluşundan dolayı ister istemez sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Ama bu demek değildir bu sorunlar hep böyle devam edecek. Dolayısıyla ne diyoruz? Gerçekten ülkemiz büyük, ülkemiz güçlü. İşte özellikle yeni bakanımızın Urfa'ya bir pozitif ayrımcılık yapması adına ki geçenlerde biliyorsunuz Urfa'yı ziyarete geldi. Orada biz de hem bir rapor sunduk hem bu bahsettiğiniz sorunlarla ilgili bir izahatta bulunduk. Özellikle öğretmen açığı ve sınıfların kalabalık oluşu. Yani okul yapımı ile ilgili özellikle ricada bulunduk. Bu konuda Sayın Bakanımız ilk fırsatta öğretmen açığı ile ilgili üzerine düşen her türlü çabayı göstereceğini ifade etti. Yaklaşık 29 bin civarı öğretmenimiz ders başı yapacak. İşte normal şartlarda norm sayımız 36 bin, yani olması gereken öğretmen. Ki buna idareciler de dahildir. Biliyorsunuz en son Sayın Bakanımız birkaç kez il dışı özür grubundan dolayı tayin hakkı verdi. Yani buradan tabii ki bu tür hakkın verilmesini ben istiyorum. Öğretmenlerimiz, eğitim çalışanlarımız gerçekten mutlu olacakları, verimli olacakları istedikleri illere, okullara gidip çalışsınlar. Bu hepimizin insani hakkıdır. Ama bu tür bölgelerimiz açısından bu ister istemez bir öğretmen açığını biraz hızlandırmış oluyor. O yüzden bizim de bakandan beklentimiz yeni öğretmen alımında, ilk atama dediğimiz öğretmen alımında bu tür özellikle Urfa gibi illeri de düşünerek buraya pozitif ayrımcılık yaparak kaç tane öğretmen açığımız varsa onun mutlaka verilmesi gerekir. En son biliyorsunuz 45 bin öğretmen alanında 4700 öğretmen Urfa'ya verildi. Hali hazırda 10 bin açığımız vardı. Nereden bakarsanız bakın 5 bin açık yine var. Bu son il dışı eş, özür, sağlık durumundan dolayı en azından 2500-3000 öğretmenimiz gitti. Nereden bakarsanız bakın yine 8 binlerden aşağı öğretmen açığımız yok. Dolayısıyla eğitimin lokomotifi olmazsa olmazı öğretmendir. Siz bu öğretmen açığını kapatmadan Urfa'daki eğitime çare olamazsınız. Mutlaka bu öğretmen açığının bir an önce kapatılması gerekir. Urfa diğer yönde nüfus yoğunluğu ya da artış hızı yüksek olan bir ilimiz. Dolayısıyla planlama yapılırken bunun mutlaka dikkate alınması gerekir. Hep söyledim, yine söylüyorum, buradan yerel yöneticilerimize de ben sesleniyorum. Özellikle devasa binalar dikiyoruz, devasa yerleşim yerleri açıyoruz. Buradaki sosyal donatı içerisindeki okulların da durumu, planlanması mutlaka oradaki nüfus artışına oranda okulların yapılması gerekir. Çocukları şimdiden okula alıştırarak işte idarenin odası nerede, lavaboları nerede, sınıflar nerede, koridorlar nerede, teneffüsü nerede, kantini nerede? Bunları şimdiden öğrenip ona göre çocuk o ortama adapte olması gerekir. Yarın önümüzdeki haftada biliyorsunuz okullar açılıyor. İnşallah çocuklarımız daha sağlıklı, daha iyi, daha kaliteli bir eğitim hep beraber görürüz diye ben temenni ediyorum.